Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 6. haftasına başlıyoruz. Evet, 5 yıldız koymuşum buraya. Gerçekten en önemli konulardan biridir arkadaşlar. Daha önce dik üçgene bir de 5 yıldız koymuştuk. 2. haftada aslında ek çizimlerde bir 3 yıldızı hak ediyor arkadaşlar. Şimdi bu hafta ne yapacağız arkadaşım? Önemli. Ben şu anda tiki atıyorum. Siz de konular bittikten sonra, videolar bittikten sonra siz de tiki atmayı unutmayın bu arada. Bu hafta eşlik ve benzerliği işleyeceğiz. Eşlik ve benzerlik ikisi birlikte vermek zorundaydım. O yüzden video sayısında yoğunluk görebilirsiniz. Yani toplam 8 videoyla anlatacağız bunu. Eşlik 2 videoyla, ondan sonra benzerliği de 6 videoyla anlatacağım. Videonun çoğunluğuna bakmayın. Artık bundan sonraki konuları sizler temeliniz sağlam olduğu için konu anlatımında bile sıkıntı yaşamayacağınız yerlerdesiniz. Rahat olun, relax olun. Eski bilgilerinizi yine kullanacaksınız burada ama benzerliğe has yine temel yapıları öğreneceğiniz bazı temel yapılar var. Onları da kullanmayı öğreneceksiniz. Benzerlik ÖSYM tarafından önemli bir konu. Her sene, hemen hemen her sene tabii karşımıza çıkan bir konu. Benzerlik sadece üçgenle benzerlik değil, İlerleyen konularda da karşımıza çok çıkacak olan bir konu. O yüzden bu konuya lütfen ama lütfen çok dikkat edin. Evet, eşlik konusuna başlamadan önce şunu söyleyeyim. Aslında biz eşliği anlatmak zorunda değiliz. Benzerlik oranı 1 olan üçgene eş üçgen deyip geçiştirebiliriz aslında ama yine de ihtiyaç duyuluyor. O yüzden eşlikle de ilgili böyle sorular hazırladım. Bir konu anlatımı hazırladım. O yüzden ilk dersimize eşlikle başlayacağız. Eşliği 2 videoda, benzerliği de 6 videoda anlatacağım. İsterseniz eşliğin ilk videosuyla dersimize başlayalım. Üçgende eşlik konusuna başlamadan önce öncelikle şunu söyleyeyim. İlk etapta dinlediğiniz zaman oturmayabilir ama benzerlik bittikten sonra oturacak bir konudur. O yüzden canınızı sıkmayın. Rahat olun, relax olun. Çünkü eşliği ilk defa görüyorsunuz. Benzerlikten sonra daha rahat olacaktır, merak etmeyin. Eşliğin tanımı: iki üçgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve karşılıklı açılar birbirine eşit ise biz bu üçgenlere eş üçgen diyoruz arkadaşlar. Bakın, karşılıklı kenarlar birbirine eşit, çizgi çift çizgisi, çizgi çift çizgisi ve karşılıklı açılar da birbirine eşitse, nokta çizgi çift çizgi, nokta çizgi çift çizgi olduğunda. Yalnız dikkat edin, üçgeni biraz ters çevirmişim böyle. Hatta şöyle takla attırmışım değil mi? Takla attırıp şöyle döndürmüşüm. Öyle gözüküyor burada. Çizgiyi gören açıların aynı olması önemli. Ya da çift çizgiyi gören açıların aynı olması önemli. Bakın, burada S'yi görenin çift çizgi, S'yi görenin çift çizgi olması da önemli. Eş üçgendeki bizim olmazsa olmazımız, İki üçgen eşse ya şunu kullanacaksınız. Ya aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir ya da eşit kenarı gören açılar birbirine eşittir. İstersen şuraya bir notunu yaz. Dediğim gibi önemli olan nokta neymiş? Ya aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir ya da eşit kenarları gören açılar birbirine eşittir. Arkadaşlar bu önemli. Çoğunlukla böyle şey yapacağız. Peki biz bu eşliği yazarken ABC eşittir DEF şeklinde mi yazacağız? Rastgele mi yazacağız? Hayır. Buna dikkat. Burada ABC'yi yazdıysak nokta çizgi çift çizgi sıralamasında gittik. Burada da nokta çizgi çift çizgi sıralamasında gitmek zorundayız. Bakın o da FDE. Bakın ABC üçgeni eşittir FDE. Ve eşlik şu eşitliğin üstünde şöyle S işaretiyle gösteriliyor arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra belki bazen bu şekilde de karşımıza gelebilir sorular. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar böyle üçgenleri belirledikten sonra ABC üçgenindeki A açısıyla, bakın birinci açı A açısı, birinci açı F açısı, A açısı ile F açısı eşittir diyebilirsiniz direkt. Ya da ikinci de B açısı sonra D açısına eşittir. Sonra üçüncüde de bakın şu E açısı neye eşittir arkadaşlar? C açısına eşittir diyeceğiz. Eşliği de direkt verdiklerinde biz bu açıların eşitliğini ve kenarların eşitliğini koyabiliriz. Hatta sen bu açıları yazdıktan sonra hocam noktanın karşı çizgi ise noktanın karşı çizgiyi yapıştırabilirsin aslında ama bu yazımda şunu da yapabiliriz aslında. AB uzunluğu FD'ye, BC uzunluğu DE'ye, AC uzunluğu da FE uzunluğuna eşit diyebilirsin. Bu yazımdaki sıralamaya göre de işlem yapabilirsin. Ama benim tekniğim şu: açıları yazdıktan sonra aynı açının karşısındakileri kullanmak. Evet, örnek 1'e bakalım. ABC ve DEF birer üçgen. ABC ile FED birer eş üçgenmiş. Arkadaşlar A açısıyla F açısı birbirine eşit mi? Evet. Hocam A açısı 40 ise F açısı da 40. Tamam. Sonra burada A 40-70 ise hocam burası da 70 oldu. Ve bu iki üçgen eşse o zaman bu da 40-70-70 üçgeni değil midir arkadaşlar? Hemen bunu yazdık. Aynı açının karşısında kenarlar birbirine eşit. Hocam 70'in karşısı zaten bu ikizkenar. Öncelikle şu ikizkenar olduğu için şöyle bunlar birbirine eşit. Bu ikizkenar bunlar da birbirine eşit. Hatta 70'in karşısı çift çizgi ise 70'in karşısı burada da çift çizgidir. O zaman burada 70'in karşısındaki 2x artı 3 neye eşit olmak zorunda? 70'in karşısındaki 3x eksi 1'e eşit olmak zorunda. Buradan 4 eşittir x mi geldi arkadaşlar? Evet. Ama bizden y soruluyor. Arkadaşlar x yerine 4 yazdığımızda
4 kere 2 8. 8 3 daha 11 yaptı burası. E hocam burası da o zaman 11 olacak. Yani y artı 3 eşittir 11 ise y'yi de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 8 olarak buluruz. Evet, birinci örneğimizin cevabı böylelikle ne çıktı? 8 çıktı. Geldik ikinci örneğe. Bakın dikkat edin, eşlikler demiş BCF üçgeni. Hemen böyle üçgenleri belirtin. Böyle üçgenler ayrı ayrı olsa tamam, belirtmenize gerek yok. Bir de ECD. Bak ECD'yi de belirt. Şöyle bir üçgenleri içini karalarsınız siz de. Belirtin. Bu üçgenleri belirttikten sonra şu şeyi yazacaksınız arkadaşlar. BCF'deki B açısıyla, bakın buradaki B açısıyla ECD'deki E açısı, hop şu üçgendeki E açısını yazdınız. Sonra C açısıyla C açısı, hocam şu üçgendeki C açısıyla bu üçgendeki C açısı birbirine eşit ve toplamları 180 olduğundan 90-90 mı yaptı bunlar? Çünkü A derseniz 2A 180 ise A 90-90 oldu. Sonra F açısıyla D açısı, hocam burası çizgiyken burası da çizgi. Açıları yazın, sonrası kolay. Aynı açının karşısındakileri eşit olduğunu söyleyeceksin. Noktanın karşısı 6 iken noktanın karşısı 6 hocam. 90'ın karşısı 10 sen, 90'ın karşısı 10 hocam yazdınız. 6 10 ne üçgeni, 6 8 10 üçgeni. E hocam burada da 6 10 ne üçgeni, 6 8 10 üçgeninden burası da 2 yaptı mı? Yaptı. Sonra AB artı EF isteniyor. Hocam AB'yi bulacağız. AB'ye ait bir dik üçgen var mı? İşte burada 8 burası. Burası 15 mi? Evet. 8 15 17 üçgeninden burası çıktı. AB uzunluğu 15 artı EF uzunluğu kaç? 2 bulduk. Topladığımız zaman da kaç çıktı? 17 çıktı. Eşlikte mantığı unutma. Açıları yaz. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Ya da tam tersi, eşit kenarları gören açılar birbirine eşit diyeceğiz. Sonra bak yine bu soruda bir eşlik verilmiş. KBD üçgeni. Hemen KBD üçgenini belirle. Bu üçgen ile ECL üçgeni. Üçgen şu şekilde. Başka böyle iç içe olsa birini sarıyla gösteririm. Birini de kırmızıyla boyarım böyle ama farklı yerlerde olduğu için sıkıntı yok. Hocam bu üçgende bunları yazdıktan sonra önemli olan açılar. Açıları bir yaz. KBD'deki K açısıyla öbüründeki E açısı birbirine eşit. Buradaki E açısını yazdın. Sonra B açısıyla C açısı eşit. Hocam B açısıyla C açısı eşit. Sonra D açısıyla da burası birbirine eşit L açısı. Yani burası çift çizgiyken burası da çift çizgi diyeceğiz. E hocam madem bunlar eş üçgen, noktanın karşısı 6 iken noktanın karşısı 6'yı yapıştırdım. Çift çizginin karşısı 2 iken çift çizginin karşısı 2'yi de yapıştırdım. E sonra ne yapacağız? Benim büyük üçgeni kullanmam lazım. Büyük üçgene odaklanmam lazım. Büyük üçgene baktığım zaman 8 var. 8'i kullanmadık. 8'e ait bir şey yapamam. Ama bakın burada bir 10 var değil mi arkadaşlar? Evet. Büyük üçgende bu kenar 10. Aa, çizgiye çizgi. Büyük üçgen nasıl bir üçgen oldu? İkiz kenar. Yani burası da 10 olacaktır. E tamamı 10 ise burası 6 ise buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. Senden AL artı LC, EC 4 artı EC uzunluğunda 2 olduğundan cevabımız böylelikle 6 yaptı arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz açıların eşitliğini yazın ve aynı açının karşısındaki kenarların birbirine eşitliğini mutlaka ama mutlaka kullanacaksınız. Ya da dediğim gibi bazen şunla da karşılaşacağız. Eşit kenarları gören açılar birbirine eşittir diyeceksiniz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu videoda devam edelim. Tanımı ve kenar açı kenar eşliğini halletmiş olalım. Tanımı olan kısmı hallettik. Şimdi kenar açı kenar eşliğinden bahsedelim. Eşlik teoremleri. 3 tane eşlik teoremi var. Bunlardan bir tanesi kenar açı kenar. Arkadaşlar kenar açı kenar dediğimiz nedir? İki üçgende aynı kenara ait, aynı açıya ait kenarlar karşılıklı olarak birbirine eşitse o zaman bunlara ne diyeceğiz? İkisi de eş üçgendir diyeceğiz. Bakın tekrar söylüyorum. Bazen bu eşlik teoremlerindeki şeyler hangilerinde üçgen çizilebilir? Yani bakacaksınız, eşlik teoremlerinde bakacaksınız. Orada da bile işimize yarıyor. Mesela bunlardan bir tanesi kenar açı kenar. Hani biz K, A, K diyoruz. Kenar açı kenar. Sonra başka diğer videoda ondan bahsederiz arkadaşlar. Kenar 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 var. Bir de açı kenar açı var arkadaşlar. Başka da yok. Evet, buradaki kenar açı kenarımız aynı açıya ait kenarlar karşılıklı üçgenlerde birbirine eşitse alfanın kolları çizgiye çift çizgi, alfanın kolları çizgiye çift çizgi ise iki üçgen eştir. Hocam eşliği yazarken ABC eşittir DEF mi yazıyoruz? Hayır. Bak şimdi. Ben bunun eş olduğunu fark ettikten sonra direkt açıları yazarım. Hocam madem bu iki üçgen eş, kalıbım bu. Kenar açı kenarda aynı açının kolları çizgiye çift çizgi, çizgiye çift çizgi olduğundan eş olduğunu bulduk madem. Madem bu iki üçgen eş, ben hemen şunu biliyorum. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Açıyı yazarım. Hocam burası noktaysa, çizgiyi gören noktaysa, burada da çizgiyi gören noktadır. Buraya çizgiyi yapıştırırım. Hocam burası çizgiyse çift çizgiyi gören, burası da çizgidir derim. E ben burada A, B, C derken çizgi alfa nokta diye gittim. Burada da
çizgi alfa noktada gideceğim. EFD üçgeni eşittir şeklinde yazılır arkadaşlar. Eğer yazım istenilirse. Tamam. Hatta burada tersten gidebilirsiniz. A açısıyla E açısı eşit. B açısıyla F açısı eşit. C açısıyla da D açısı da eşit olduğunu zaten şekle baktığınız zaman görürsünüz. Ama asıl kalıbımız dediğimiz gibi neymiş? Açının kolları birbirine eşit olacak. Önemli kalıp ÖSYM tarafından sorulan bir şeydir arkadaşlar. Dikkat. Şimdi bakıyoruz soruya. Hocam 20, 80 büyük üçgendeki 20'yi kullanacağız biz. 20, 80 ise burası da kaç oldu arkadaşım? 80 derece oldu. Aa hocam çizgiye çizgi, çift çizgiye çift çizgi var. Yani böyle kenarlar eşit olduğunda eş üçgen aklınıza gelecek. Hocam bakıyorum şurada çizgiye çift çizgilik üçgene bu. Çizgiye çift çizgilik üçgene burada da baktığım zaman bu. A 80'in kolları çizgiye çift çizgi, 80'in kolları çizgiye çift çizgi. O zaman bu üçgen ne oldu? Kenar açı kenardan eş üçgen oldu. Çünkü 80'in kolları çizgiye çift çizgi, çizgiye çift çizgi her iki üçgende de. Madem eş, ne yapıyorduk arkadaşlar? Eşliği yakaladıktan sonra açıları yazmak gerçekten önemli. Hemen açıları yazalım. Hocam burada çizgiyi gören nokta açısıysa burada da çizgiyi gören nokta açısıdır. Sonra çift çizgiyi gören burası çift çizgi ise ya da çizgi açısı dersek arkadaşlar çizgiyi kullanmamışız. Burada da buraya da çizgi açısı diyebiliriz. Şimdi ne yapacağız? Hocam ben noktayla çizginin toplamını bulursam olay bitti. O zaman ben buraya A diyeyim, buraya B diyeyim. Hocam burası da B, burası da A oldu mu? Oldu. Dikkat edin şuradaki üçgende A artı B artı 80 neye eşit? A artı B artı 80 eşittir 180 olduğundan A artı B'yi kaç bulursun böylelikle? 100 bulursun. Hocam A artı B 100 ya. Şuraya da bakacak olursan hop şöyle A artı B artı alfada A artı B artı alfa da eşittir 180 olduğundan ve A artı B 100 olduğundan alfada kaç çıkar gençler? 80 çıkar. Cevabımız böylelikle 80 oldu arkadaşım. Örnek 4'ün cevabı. Geldik örnek 5'e. Bak dikkat. ÖSYM böyle eşkenar üçgen içerisinde bir eşlik sordu. Birkaç defa sordu hem de. Son yıllarda sormadı ama son 10 yıl içerisinde galiba 2 defa sordu arkadaşlar. Evet ABC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgense bir tanımını uygulayalım arkadaşlar. Hocam bütün açılar 60 derece. Burası da 60 derece. O zaman burası da 60 derece mi? Evet. Bütün kenarlar da birbirine eşit. Burada kenar eşitliği de verilmiş. O zaman ben şuraya bir x dersem. Burası da x'e. Buraya y dersem bir kenar x artı y mi oldu? Kenarın eşitliğini kullanacağım. X artı y ya da bu tamam x artı y diyelim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Valla arkadaşlar x'leri falan yazdık ama isterseniz x y ile kafanızı karıştırmayayım. Bak şimdi dur. Kenarların eşitliğini şöyle göstersek nasıl olur? Hocam eşkenar üçgen şöyle karaladığım, karaladığım, karaladığım şekilde göstereyim. Kafa karışıklığı daha az olsun. Şimdi biz ne yapacağız hocam burada? Ya adam sana buradaki eşitleri vermişse sen buradaki eşitlere yoğunlaşacaksın. Hocam bu çift çizgili eşitlikte bu üçgene mi yoğunlaşacağım? Yok, bu üçgenden başka bir yerde var mı? Yok. Buna ait şuradaki bir üçgen var mı çift çizgiye ait arkadaşım? Var. O zaman çift çizgilik bu üçgene dikkat edelim. Bir de başka var mı öyle bir şey arkadaşım? Olmaz mı? Bir de çift çizgiye ait şuradaki üçgen var arkadaşım. Şöyle. Değil mi? Aa hocam bu kırmızı üçgenle buradaki üçgende neye bakıyoruz? Çift çizgili üçgen bu. Çift çizgili üçgen bu. Hocam bu üçgenlere baktığımız zaman hatta şöyle kırmızıyla karalayayım. 60'ın kolu çift çizgiye karaladım. 60'ın kolu burada da bakın. Şurası 60 derece ya. 60'ın kolu çift çizgiye karaladım. Hani x, y yazmış olsaydım x'e x artı y, x artı y şeklinde olacaktı. Ama dikkat edin. Tekrar söylüyorum. 60'ın kolu çift çizgiye karaladım. Eşkenar üçgenin bir kenarı daha doğrusu. 60'ın kolu çift çizgiye karaladım. Eşkenar üçgenin bir kenarı oldu arkadaşlar. O zaman bu üçgenler ne oldu? Eş. Neden dolayı arkadaşlar? Kenar açı kenardan dolayı eş. Eş üçgende en önemli şey neydi? Açı yazmak. Açıyı yaz kardeşim yaz. Çift çizgiyi gören hocam burası nokta açısıysa burada da çift çizgiyi gören nedir? Nokta açısıdır. Hatta burası çift çizgi ise burası da çift çizgidir diyebiliriz. Ya da çizgi açısıysa burası da çizgi açısı diyebiliriz. Üçüncü açılar zaten 60'er derece olduğunu görüyoruz. Hocam ben alfayı bulacağım. Alfayı bulmak için nokta ile çizginin toplamı alfa değil midir? Evet. Nokta ile çizginin toplamını bulursak olay bitti. Ya da isterseniz buraya bir x deyin. Burası 60 eksi x olur. İki iç açı bir dış açı da diyebilirsiniz. Şuraya da bir y diyelim. O zaman burası da y değil mi? Evet. X artı y neye eşit oldu? X artı y artı 60 eşittir 180 olacağından x artı y'yi buradan 120 buluruz. X artı y 120 ise burada da iki iç açı bir dış açı alfa da x artı y'ye eşit olduğundan 120 dereceye eşit oldu arkadaşlar. Evet örnek 5'in cevabını böylelikle 120 bulduk ve bu videonun son sorusu. Örnek 6'ya geldik.
ABC ve AED birer eşkenar üçgen. Evet, eşkenar üçgen demiş arkadaşlar. Neresi? Hem şu üçgen eşkenar üçgen. Bakın şöyle kırmızıyla göstereyim bunu. Şu üçgen eşkenar üçgen. Şurası. Hem de neresi eşkenar üçgen? Aha da burası. Hocam şu maviyle gösteriyorum onu da. Ya birini düz yaparsınız. Mesela siz siyah kalemle çözüm yapıyorsunuz. Ne yaparsınız mesela? Siyah kalemle çözüm yaparken birini böyle düz çizgiyle üstünü karalarsınız. Eşkenar üçgenleri göstermek için. Diğerinde de ne yaparsınız? Ben hem kırmızı hem maviyle göstereyim. Böyle tırtıklı gösterirsiniz. Tamam mı? Sizin açınızdan daha rahat olur. Bakın ÖSYM'nin sorduğu sorunun benzeri bu da. Dikkat. Ya adam bir de sana çözüm yaparken yani sorunun içerisinde kopyayı veriyor. Niye? Bak iki tane eşkenar üçgen var. İki tane eşkenar üçgenin köşesi ortak. Buraya yoğunlaşacaksın demek ki. Hocam burası da 60, burası da 60 mı? Evet. Sen buraya alfa dersen burası 60 eksi alfa yapar. Tamam ama 60 olduğundan buraya da alfa kaldı. Ne diyeceğiz artık burada? Hocam üçgene bakacağız. Bak şurada birliği kullanacağım. Bir bu üçgende kullanamıyorum maalesef. Hiçbir şey yok. Ama birin olduğu yerde şu üçgene bakacak olursak. Hocam alfanın kolları böyle düze karaladığım. Alfalık üçgen burada da mı var? Özellikle eş üçgen hissettiğiniz zaman eşit açılara dikkat edin arkadaşlar. Hep açılardan bahsediyoruz. Alfanın kolu düze karaladığım. Alfanın kolları ya çizgiye çift çizgi, çizgiye çift çizgi şeklinde mi oldu arkadaşlar? Evet, çizgi 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 diyelim. Şuna da çift çizgi çift çizgi çift çizgi şeklinde diyecek olursak. Gerçekten de alfanın kolları çizgiye çift çizgi, alfanın kolları çizgiye çift çizgi oldu. Eş üçgen çıktı. Madem eş üçgen alfanın karşısı 1 ise burada da alfanın karşısı 1 midir? 1'dir. Benden ABC üçgenin alanı isteniyor. ABC bir eşkenar üçgendi. Bir kenar kaç çıktı arkadaşım? 4 çıktı. ABC eşkenar üçgenin alanı nedir? A kare kök 3 bölü 4 değil midir? Yani cevabımız böylelikle 4 kök 3 çıktı arkadaşlar. Ve böylelikle dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda açı kenar açı eşliği ve hangi eşliği işleyecekmiş söyle. Kenar 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 eşliğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda eşliğin ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.